Nasıl insanlar bunlar? Allah ehli insanlar. Nasıl yolda yürüyorlar? Nasıl şeytan onları ele alamıyor? Niceleri biliyor musunuz anlatıyorlar? reşahati <laughs> aynil hayatta tarikat-ı aliye yolunda giderken diyor, bir kızın sevdası kalbime düştü. Öyle ki diyor artık şeyhime rabıta yapamaz oldum diyor. Öyle yani. Aklımda fikrimde o. Hatta hatta artık şeyhimden kaçar oldum. Hicap duyar oldum diyor. Utanıyorum artık onun huzuruna gitmemeye gayret gösteriyorum. Onun yoluna çıkmamaya çalışıyorum. Bir gün nasıl olduysa diyor. <laughs> yolda şeyhimin önüne çıktım. Kaçabilecek bir noktada bulamadım. Tam önünde kaldım diyor. Mesnevi Şerif'ten iki beyt ile bize hitap eyledi. Dedi ki ey halkada duran adam senin hakiki yarın benim. Hakiki yarın benim. Bırak boş işlerde uğraşmayı. Gel beraber hakka gidelim. Dedi o kelamıyla bakın tesir halk oluyor. Bizim de bizimkinde bunlar eksik. O kelamıyla diyor kalbimdeki o etkinin hepsi silinip gitti. Tekrar şeyhime döndüm. Yolumuzda gayretle ilerledim. Sonra bu yolda tabi ilahi bir edep var. Bir öğretim şekli, uslubu var. Şeyhim bana dedi ki... ...falanca yerde bir derviş var. Git ona halini sor. Onun içindeki hali bilmeden de gelme demiş. Saadettin Kaşkari Hazretleri. Kaşkar biliyorsunuz... ...Doğu Türkistan'da bir mevki. Gittim diyor oraya. Baktım o dervişi kolluyorum. İnsanlardan uzak kenarda duruyor. Kimseyle bir muhabbeti yok. Devamlı tefekkür halinde. Gittim yanına. Dedim ki siz niye insanların arasında karışmazsınız? Niye kenarda duruyorsunuz, uzlet, halinde kalıyorsunuz? Dedi ki derviş bana diyor. Ben Saadettin Kaşgari Hazretleri'nin müritleri gibi olamıyorum. Eksik bir adamım ben diyor. Onun için onların arasında karışamıyorum. Ondan sonra ben dedim ki bu bu yeterli bir açıklama değil. Bana hakikisini anlatın. Asıl mesele nedir? Demiş ki o derviş, e neden bu kadar ısrar ediyorsunuz yani?" "E şey efendi beni gönder." demiş. Tamam mı? <laughs> Söylemezsen yani bana hakikatini anlatmazsan geri gelme dedi bana. Öğrenmeden gelme dedi. Öyle deyince tabii şey efendi deyince demiş ki ben geceliğin sabaha kadar tefekkür halinde olurum bir nur zuhur eder. Ben o nura öyle bir dalarım ki diyor. Kendimi görmem. Kendimi görmem. Geceliğin sabaha kadar böyle nur içinde kalırım. Sabahtan akşama kadar da onun tefekküründen kendimi alamam. Onun için böyle kenarda duruyorum. Bak. Nakşibendi nisbeti dediğimiz zaman hani tarikata girdik. Tamam aldık dersimizi. Ondan sonra bir şeyler yapıyoruz. Kendimizi hemen derviş sayıyoruz. Değil aslında. Değil aslında. Asıl mesele ne? Nerede olursan ol, hak ile beraber olmayı becerebilmek. Hep tefek uzun tefekkürlerde olabilmek. Dervişlik dediğimiz. Ki o ulu tefekkürlerde hakkı döndüğün zaman gönlünü ne ilahi bereketler kalbine nüfuz edecek, yaşayacaksın, göreceksin, bileceksin. Ama tabii bunları da görünce bak derviş kendini nasıl saklıyor. Nasıl saklıyor? Şeyhim öğren dedi demeden söylemiyor sırrını hiç. Diyor ben işte ehil değilim onlarla birlikte oturmaya. Nasıl kaçıyor hemen. <laughs> ehil değilim ben onlarla oturmaya. Ben onlar gibi değil benim halim diyor yani. Sonra diyor ki ben döndüm Şeyh Efendi Hazretlerine gittim. Şeyh Efendi bana sormadı bile diyor. <laughs> o dervişin hali nedir diye. Sormadı bana bile. Ondan sonra anladım ki meğer git ona bak da sen de onun gibi yap diye bana ders olsun diye göndermiş. Mübarek. O cihetle beni yollamış yani.